Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm videolarımıza son hızla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hukuk fakültesi olacak. Tercih döneminde en çok soru aldığım ve en çok soru cevapladığım bölüm hukuk fakültesi. Zaten hukuk kaçla kapatır sorusu tercih döneminin trendde bir numaralı sorusu olacak. Hukuk fakültesine giriş yapmadan önce şöyle bilgi vermek istiyorum. Güzel bir haberle gelmek istiyorum ve videoya ürün yerleştirmemi yapmak istiyorum. Üniversite yolunda doğru tercih kitabımız artık stoklu olarak elimizde ve gönderimlerine başladık. Sipariş vermek için açıklama kısmından bizlere ulaşarak sipariş verebilirsiniz. Fiyatı 120 TL, kargo dahildir. Hocam içerisinde neler bulacağım? Şöyle bir açıyorum, bakıyorum ki bölüm kapatmalarını bulabileceksin. Yani internette çok araştırdığım bölüm kapatmaları var. Bunun yanında bana göre kitabın kilit noktası olan doğru tercih nasıl yapılır'a rahatlıkla ulaşmış olacaksın. Doğru tercih kitabı senin tercih döneminde başucunda bulunduracağın ve internetten araştırdığın çoğu şeyi içerisinde bulabileceğin ve doğru tercihe bir adım daha yaklaşabileceğin güzel bir kitap olacak. Mutlaka yaz döneminde, tercih döneminde özellikle okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Açıklama kısmından bizlere ulaşabilirsin. Videoma ürün yerleştirmemi de yaptıktan sonra artık konumuza giriş yapabiliyorum. Şimdiki konumuz hukuk fakültesi. En çok sevdiğim, en konuşmayı sevdiğim, kaçla kapatır beni en çok sıkıştırılan konulardan bir tanesi. Ama verilerle, ama analizlerle, ama elimdeki sayısal değerlerle konuşarak bence videonun sonundaki tahminimle seninle beraber örtüşüyor olacağız. Haydi başlayalım. Hukuk fakültesi için 125 bin barajı olduğunu unutma. Hocam nedir bu baraj? 125 bin barajı senin hukuk bölümünün tercih listende bulundurabilmen için girmen gereken sıralamadır. Yani 125 bin ve altında lehine olan 124, 80, 70 bin gibi sıralamalarda hukuk fakültesine başvuruda tercihte bulunabiliyorsun. Bunu cebe koy. Kilit bir sorudur. Geçen sene 100 binden 125 bine çıktı. Barolar itiraz etti ancak sonuç değişmedi. Şu anda sıralama 125 bin barajı elimizdeki en gerçekçi veri. Devam edelim. Bana göre hukuk fakültesinde size anlatmak istediğim, size belirtmek istediğim en önemli konu şu. 2020 yılında hukuk fakültesi 30 binle kapatırken 2021 yılında 70 bine yakın, 2022 yılında 60 bine yakın kapattı. Sebebi nedir hocam? Neden 2020 yılında 30 bin? Bu senede öyle şoklar yaşar mıyız? Nasıl geçireceğiz bu senedeki tercih dönemindeki hukuk fakültesini? Şimdi 2020 yılında hukuk fakültesinin 30 binle kapatmasının sebebi tam da şu. Arkadaşlar 2020 yılı TYT'si çok kolay, AYT'si kolay bir sınavdı. Bu yüzden sayısal bölümde özellikle inanılmaz bir yığılma oldu. İkinci dönem konuları aynı bu yıl gibi yoktu ama bu yılı ÖSYM 2020 gibi yapmayacağını ben zaten 2-3 aydır videolarımın her yerinde her öğrencime söylemiş bulundum. O hatayı ÖSYM bir kere yaptı. Hocam nasıl bir hata? Sayısalcı öğrenciler kendi branşlarını bitirdikten sonra eşit ağırlık kısmına geçiş yaptılar. Kaldı sana 50-60 dakikalık bir süresi. Zaten başarılı bir sayısalcı öğrenci AYT matematikten 34-35'i yaptı, cebe koydu. AYT fen bilimlerini bitirdi. Geçti edebiyata. Edebiyatta zaten çalıştığı için, bilgisi de olduğu için 30 artının üstüne çıkınca yaptı sana AYT kısmında 60-65 eşit ağırlık neti. Yani eşit ağırlık matematikten gelen 35, eşit ağırlık edebiyat ve tarih coğrafyadan sosyal bilimler birden gelen 30'la beraber 60-65 nete dayadı. Yani çoğu eşit ağırlık için önüne zaten her sene geçtiği gibi fazlasıyla geçti. 2020 yılında 10 öğrenciden, 10 sayısal öğrenciden 7-8'i eşit ağırlıkta çözdü. Vakti kaldığı için çoğu eşit ağırlık için önüne geçti. Sıralamalar tepe taklak oldu. Nasıl hocam? Tıp fakültesi kazanamadığı için sayısalcı öğrenci, çünkü yığılma çok fazla oldu. Kazanamadığı için 3. tercihine, tercih listesinde hukuk fakültesi yazdı. Zaten her sene belli başlı sayısalcı öğrenciler eşit ağırlıkçıların önünde oluyor. Ama o sene fazlasıyla oldu. Bu sebepten dolayı da hukuk fakültesi 30 binle kapattı 2020 yılında. Hocam gelelim bu yılki tahmininize. Bak, analizle, veriyle konuşacağım. Videonun sonunda bence seninle aynı yerde buluşuyor, senin tahmininle aynı yerde buluşuyor olacağım. Zaten senden aldığım verilerle hareket ediyorum. Bak şimdi 2021 yılında 70 binle, 2022 yılında 60 küsürle kapattı. 60'a yakın kapattı. Sebep nedir hocam? Neden 2020'de 30'la kapatırken 40 binlik bir fark oldu? Bak,
2020 yılının sınavı TYT'si çok ama çok zor, AYT'si de orta düzeyde bir sınavdı. 2022 yılı, geçen yıl TYT'si orta, AYT'si orta bir sınavdı. Yani hukuk fakültesi geçen yıl aslında hak ettiği yeri, 60 bine yakını doğru bir şekilde buldu. İşte sınav orta düzey ve zora yakın geçerse her bölüm kendi istediği ve kendi hak ettiği yeri bulmuş oluyor. Geçen yıl tıp fakültesi 30 bine dayarken aslında hak ettiği yeri buldu. Çünkü sınav orta düzeye orta düzey olduğu için. Hocam bu yılki sınav TYT'yi ortada, netleri ortada. Ortadan artık zora doğru bir kayma var. Tarihteki bazı sorular AYT tarzıydı. Türkçe hepinizi zorladı. Matematik yapabilen için her zaman eleyicidir zaten. Fen bilimleri gibi TYT'de. O zaman TYT biz bu sene zor diyebiliriz. Ortadan bir tık zora doğru gidebiliriz. AYT'de gayet eleyici, gayet seçici soruların olduğu bir eleyici bir sınavdı. Orta düzey dersek, yani hukuk fakültesi bu sene bir kez daha hak ettiği yeri bulacak ve benim tahminim de 56 bin ile 62-63 bin bandında kapatacağı yönündedir. 50 binin altında olması çok büyük sürpriz olur. 70 binlere dayaması da çok büyük sürpriz olur. Yani ortalama aynı yerde seninle buluşursak eğer 56 ile 61-62 bandında kapatması hukuk fakültesinin gerçekçi bir sınavın zorluğuna göre gerçekçi bir sebep, yani gerçekçi bir neden olur. Peki hocam, bu seneki tahmininizi açıkladınız. Bir de geçen seneki kapatmalara izninizle bakalım mı? Haydi birlikte bakalım. 1 ile 10 bin arasındaki sıralamalara bir bakalım birlikte. Yani geçen seneki kapatmalara. En azından elimizde veriler olmuş olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1000 ile 10.000 arası dedim ama ilk 1000'in içerisinde olan öğrencilerin de şuradaki gibi yerleştirmede sıralamalarda değişiklikler olabileceği, yani 700, 800, 600. de olduğunu unutmayalım. Geçiyorum 10.000 ile 25.000 arasında geçen seneki kapatması olan hukuk fakültelerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ile bitiriyorum bunu da. Geçiyorum 25 bin ile 40 bin arasındaki hukuk fakültelerine. Geçen sene kapatması 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ile bitiriyorum. Son olarak da 40 bin ile 60 bin arasında bakalım. Son kapatma üniversitelerine kadar gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ekran görüntüsü aldığını biliyorum veya durdurduğunu biliyorum. En azından biraz daha ekranı uzatmak için biraz da sohbet etmek istiyorum. Hukuk fakültesini değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Verilerle, analizlerle, mantığımıza yatan şeylerle konuştuğumuzu biliyorum. Videonun karşısına geçip hukuk fakültesi bununla kapatacak demiyorum. Hukuk fakültesi niye bununla kapatır diye açıklamalar yapıyorum sizlere. Tekrar söylüyorum. Bize göre 55 bin ile 61-62 bandında kapatması çok normal olur. Çünkü sayısalcı öğrencilerde, sözelci öğrencilerde, eşit ağırlıkçı öğrencilerde bu seneki sınavda hak ettiği yerlere ulaşabilecektir. Çünkü hepsi kendi branşlarıyla zor uğraştı zaten. Kimse kimsenin branşına, tırnak işareti içerisinde konuşuyorum, salça olmadı. Olanlar tabii ki de oldu. Saygı duyuyorum çünkü bir çeşit olması için, bir seçenek olması için mutlaka bulunması gerekiyor. Yapılması da gerekiyor. Bu sebepten dolayı da hak edilen yerleri kazanacağınıza, hak edilen sıralamalar geldiği takdirde iyi doğru tercihle sıralamalarda başarılı olabileceğinizden emin olabilirsiniz. Bu süreçte moralinizi yüksek tutun arkadaşlar. Lütfen moralinizi bozan şeylerle çok ilgilenmeyin. Gerçek sıralamalarınızı hiç kimse değiştiremez. Sıralamalar gelince B ve C planlarınız hazır olsun ve doğru tercihi yakalayarak sınavda artık üniversite yolunda büyük bir adım atmış olalım. Tekrar kitabımızı gösteriyorum. Üniversite yolunda doğru tercih kitabımızın siparişi için açıklama kısmından bizlere ulaşabilirsin. Ayrıyeten de profesyonellik koçluk desteği için tercih döneminde bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Canlı yayınlarımız da çok kısa sürede başlayacak. Unutmayın, tercih dönemini iyi geçirirseniz üniversite yolunda büyük bir adım atmış olursunuz. Kolaylıklar.